Evet. Gördüğünüz gibi özetin özeti olarak burada anlatılanları birlikte başardık. Türkiye'yi son 21 yılda başarıdan başarıya, zaferden zafere beraber koşturduk. Ülkemize tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerini beraber yaşattık. İnşallah Türkiye yüzyılının harcını da yine el birliğiyle pazar günü beraber karacağız. Evlatlarımıza üzerinde özgürce yaşayabilecekleri yarının büyük ve güçlü Türkiye'sini beraber emanet edeceğiz. Terör belasından kurtardığımız ülkemizde huzur ve güven atmosferini yine beraber güçlendireceğiz. Bunun için 14 Mayıs çok önemli. 14 Mayıs'ta sadece adaylar, sadece ittifaklar arasında bir tercihte bulunmayacağız. 14 Mayıs'ta aynı zamanda Cumhuriyetimizin yeni asrının nasıl olacağına da karar vereceğiz. Tercihimizi ya her türlü riski göze alarak Kürt kardeşlerimin haklarını teslim edenlerden yana yapacağız ya da elinde Kürt kardeşlerimizin kanı olan geçmişi Kürt düşmanlığıyla dolu CHP zihniyetinden yana kullanacağız. Kardeşlerim, şu anda bir selo var, selo. Biliyorsunuz değil mi? Bu selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin kanına giren değil mi? Şimdi Bay Bay Kemal ne diyor? Selo'yu diyor çıkartacağım diyor. Yanındakiler ne diyor? Çıkartacağım diyor. Benim milletim Erdoğan kardeşine yürü arkandayız dediği müddetçe çıkaramazlar. Cumhur İttifakı iktidar olduğu sürece çıkartamazlar. 14 Mayıs'ta ya AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın kardeşlik siyasetini, birlik ve dirlik siyasetini tercih edeceğiz ya da kendi aralarında bile anlaşamayan yedili koalisyonun kavga siyasetine oyumuzu vereceğiz. Pazar günü ya kendi kaynaklarıyla büyüyen tam bağımsız bir Türkiye diyeceğiz ya da Londra tefecilerinden emir alan aciz bir Türkiye'de yaşayacağız. Ne diyor? Londra tefecilerinden 300 milyar dolar alacakmış. İnanıyor musunuz? Adam yalancı. Yanındakiler de öyle. Akşam yalan, sabah yalan. Batman'ın tercihinin şahsımızdan ve Türkiye yüzyılından yana olacağına ben yürekten inanıyorum. Benim Batmanlı kardeşim sana söz diyerek yalancı bahar vaat edenlerin aslında zemheriden bahsettiğini çok iyi bilir. Batman 1980'lerin 1990'ların istikrarsız Türkiye'si ve 2023'ün huzur iklimi arasındaki farkı çok iyi bilir. Batman ömrü 3-5 ay süren koalisyonların bu ülkeye neler kaybettirdiğini, Batmanlı'ya nasıl ağır faturalar ödettiğini çok iyi bilir. Batman tüm bunları bildiği için de CHP ve onun ruh ikizi HDP'nin yanında değil, bizim AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yanında Allah'ın izniyle yer alır. Şimdi isterseniz yedili koalisyonun adayının sözde baharından kastının ne olduğuna şöyle bir bakalım. Onu ancak hapisten çıkma hayali kuran bebek katillerine, gezi olaylarının organizatörlerine, 6-8 Ekim olaylarının faillerine bahar getirir.
Bay Bay Kemal sadece 15 Temmuz gecesi milletimizin tepesine bomba yağdıran FETÖ'cü hainlere bağır getirir. Bay Bay Kemal'in getireceği yalancı bağır bu millet için kara kış demektir. Allah'ın izniyle milletimizin böyle bir tuzağa düşmeyeceğine ben inanıyorum. Şimdi buradan soruyorum. Batman, duyuyor musun? 14 Mayıs'ta durmak yok, yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz? Bunun için pazar gününe kadar kapı kapı dolaşıyor muyuz? İşte benim tanıdığım, bildiğim, sevdiğim Batman bu. İşte iradesine ve değerlerine sahip çıkan Batman bu. Rabbim hepinizden razı olsun. Kardeşlerim,